Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda gerçekten çok güzel bir iğne oyasını tığ oyasına çevireceğiz. Bu bir havlu kenara çevireceğimiz. Ben bir tane motifini yaptım, iki motiften göstereceğim bunları. Ben size bunu örnek olarak gösteriyorum. Fazla motif yapmama gerek yok. Zaten motif yaptığımda yan yana ekleyip nasıl yapılacağını bileceksiniz. Kendinizden yapacaksınız. Yapmak isteyenler tabii ki. Ben bunun iğne oyasını çok aşırı fazla yaptım. İnanın o kadar çok sipariş aldım ki ben bundan hatırlamıyorum. Belki de yüzden fazladır. Ne kadar yaptığımı hatırlamıyorum. Ben normalde aldığım siparişlerde siparişçi bir çift birine kişiye bir çift bir kişiye o şekilde sipariş yapmazdım. Ben iğne oyasını çok hızlı yapan bir insanım. Bu havlu kenarının bir çiftini ben 2 günde bitirirdim. Şimdiki havlu kenarları kaya, arasına çiçek. Onları ben bir günde bitiririm iki kenarını. Bunu normalde hiç şöyle bir iş gibi görüyordum. Yaptığım zamanlar 1-2 senedir yapmıyorum. Dışarıya sipariş. Ben bir kızın çeyizini komple alıyordum. Yazma kenarını, havlu kenarını hepsini birden tamamlayıp veriyordum. Mesela kermeslerle çalışıyordum. Kermeslerle çalıştığımda sana toptan 20 tane 30 tane sipariş veriyorlar. O şekilde çalıştım. Tabii ki ben Malatya'ya taşındım. Daha önceki bulunduğum yerde o şekilde çalıştım. Bu havlu kenarda gerçekten çok güzel oldu. Bunda kullanacağım iplikler 50 numara dantil oya ipliği, 666 numara nar çiçeği ipliğim. Şöyle beyaz ipliğim. 50 numara beyaz. Numaralarını sonradan hiç bakmadan soranlar oluyor. Tığ numaram 20 numara bir tığ. Şöyle ben buradan bir tane bakın motifini size çıkardım. Bunun kenar kısmı gidilecek. İkinci motif yanına eklenip üst kısmı gidilecek. Biraz uzun bir video olacak galiba. İnşallah kısa bir şekilde anlatabilirim. Şöyle önce bunun ortasının yapımına merak edenler videonun sonuna getirip bitmiş halini görebilirler tabii ki. Ortasındaki önce çiçeğimizden başlayacağız inşallah. Şöyle Bismillah diyelim, başlayalım. İpimizi tığımıza sabitleyelim. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimizi çekiyoruz. Ve en baştaki zincirin içerisine batarak şöyle buradan kapatıyorum. Kapattıktan sonra inşallah şu kamera çok arada bulanık göstermez de çok uzatmaz videoyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. 7 zincirimi çekiyorum. Başına sarıyorum. Aynı yere batıp 2, 2 çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum. Yaptığım yuvanın içerisine batıyorum. 2, 2 çıkarıyorum. Şimdi buraya 2 tane yuva yaptım. Ben toplamda 7 tane yuva yapıp sizlere dönüyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yuvayı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincirimi çekip şu kenardan tığımı batıyorum. Bir zincir çekiyorum, başına sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dolgumu yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıp tekrar bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dolgu bir zincir aynı yere batıyorum. Hepsinin içerisine de böyle birer tane yaprak yaparak dolduruyorum. Hepsinin içerisinde de birer tane yaprakla doldurdum. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yaprağım oldu. Bir zincir çekiyorum. Şu arkadaki dolgunun içerisinden battım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımı buradan batıyorum. Arkadaki dolgudan geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sıradaki dolgunun içerisinden geçirip arkaya yuva yapıyorum.
bakın. Her birinin arkasına gösterdiğim gibi birer tane yuva yapıyorum ve bunu buradan bitiriyorum ve nar çiçeği ipime geçiyorum. Buradaki yuvanın içerisinden tığımı batıp buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum bu yuvanın içerisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa doldurdum. Sıradakine geçiyorum. Bakın sıradaki yuvanın içerisine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsinin içerisinde de 6'şer tane böyle dolguyla doldurup sizlere dönüyorum. Evet, 6 tane dolguyla hepsinin de içini doldurdum. Doldurduktan sonra şu uçtaki zincirin üzerinden tığımı batıp içerisinden çıkarıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekerek dönüyorum. Bakın ters tarafına. Başına bir kez sarıyorum. Bir tane atlıyorum hemen yanına. 2, 2 çıkarıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum yanına. 2, 2 çıkarıyorum. Toplamda arasında bir boşluk bırakarak buraya 20 tane böyle kafes yapacağız. Evet, toplamda buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane kafes yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Bu kenara önce buraya 4 tane dolgu yapacağım. Başlangıç ve bitiş kısımlarına 4'er dolgu olacak. 2 dolgumu yaptım. 3, 4. 4 tane dolgu yaptım. Ara kısma 1, 2, 3. Yanına geçiyorum. 1, 2, 3. Hepsinin içerisinde 3'er tane yapıyorum. En sonuncunun içerisinde 4 tane dolgu yaparak bu sırayı da bitiriyorum. Sonuncuyu şöyle göstereyim. Sonuncu kısma gelen yeri. Son kutucuğa geldik. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. Buraya da 4 doldurduktan sonra 2 zincirimizi çekip buradan bitiriyoruz. Şimdi kenarının yapraklarını diyeyim, direklerini diyeyim kuralım. Hemen ipimi tığıma sabitledim. Kenar kısmındaki zincirin üzerinden tığımı bu şekilde batıyorum. Şöyle bakın buradan zincirin üzerinden tığımı batıyorum. Buraya ne yapıyorum? 1, 2 zincir çekiyorum. 1, ikinciye batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2. İkinciye batıyorum. 2 zincir çektim. 1, İkinciye batıyorum. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4 tane yaptık. 2 zincir çekiyorum. 1 boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekerek dönüyorum ve şuradaki iç kısma batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip sıradakine üç zincir çekip sıradakine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Kenar dönme yerlerine 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. Bakın bunu bu şekilde kenar yerlerini dönerek 12 sıra olana kadar devam ettiriyorum. Ne yaptık? Buraya toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. 12 sıra yaptık. İkinci direğimizi nasıl başlayacağız? Şuradan hemen kısaca gösterip burayı kaldıracağım. Bakın, şu beyazın dip kısmından tığımı batıyorum. İki zincir çekip bakın beyazın hemen yanından battım. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. İkinci bütün yapraklarımızı başlarken bir önceki beyazın dibine batarak başlayacağız. Toplamda bu şekilde 3-6 tane yaprak elde edeceğiz. Şimdi bunun üst kısmına yapmaya geçelim. Şu uç kısımdan şöyle battım. Battıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum sıradakine. 3 zincirimi çektim sıradakine. battım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum ve sıradaki zincirin içerisine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradakinin içerisine batıyorum. Aralarına 9 tane zincir çekerek bu şekilde en başa kadar geleceğiz. Gösterdiğim gibi aralara 9'lar zincir çekerek baş tarafa geldim. Buradan bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip tekrar üstünden batıyorum. 3'er zincir çekerek bu şekilde devam ediyorum. Şu ara kısma geldiğimde 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Battım. Şöyle buraya 1, 2, 3. Arasına 3 tane yapıyorum. Tekrar 3 zincirimi çekip yanındakinin üzerine geçiyorum. Şu ara kısımlarına ne yapıyoruz? 1, 2, 3 tane zincir yaparak devam ediyoruz. Evet, bitirdim. Başa kadar geldim. Şuraya içe batarak devam etmiştik. Bundan sonra içe batmayacağız, azaltmayacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şuradaki aynı zincirin içerisine batıp buraya kenara zincirimi bırakmıyorum, eksiltmemek için. Toplamda 1, 2, 3 sıra yaparak kenar kısımlarını şurada içe batarak eksilttim bir tane üstü denk gelsin diye. Kenar kısımlarını böyle zincir çekip batarak eksiltmeden devam edeceğiz. Birinci sıramızı yaptık. Bunun üzerine iki sıra daha yapıp size döneceğim. Evet, bakın bitirdim. Toplamda buraya 1, 2, 3 sıra yaptım. 3 sıra yaptıktan sonra şimdi uçlarını yapacağız. Buradan ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve batıyorum. Ne yaptım? 3 tane yaptım. Buradan bir zincir çekerek dönüyorum. Buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar yanına 3 zincir çekerek uç kısma batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. 1, 2, 3 tane batıyorum ve 4 mu olacaktı? Burayı gösterdiğim gibi bu şekilde bitirdim. Şu ara kısma 1, 2, 3 sıra yaptık. Bakın 1, 2, 3 sıra olana kadar devam ettirdik. Buradan 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip dönüyorum. İlk zincire batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkinciyi battım. 3, 4. Dördüncüyü battım. Şimdi bir zincir çekerek tekrar dönüyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Batıyorum. Tekrar bir zincir çekerek dönüyorum.
Buraya kayasını yaptık ve şöyle içine battık, uç kısmına. Bunu böyle battıktan sonra bakın şöyle kamera arkası, ben bir tane motifi bitirdim. Bu şekilde. Şimdi bunu buradan ekleyeceğiz. Şu uç kısmından şu iki taneye şöyle şunlara pırpır yaptım. Bu iki taneye eklemek için pırpır yapmadım. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bunun uçlarında da sık iğne var. Buradan ekliyorum. Tekrar iki sık iğnemi yapıp bir zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şu taban kısmına batıyorum. Battıktan sonra 1, 2, 3 zincirimi çekip tekrar 4 tane ilerliyorum. 2, 3, 4. Tekrar zincirimi çekerek dönüyorum ve buraya kayayı kuruyorum. İlk başta nasıl yaptıysam aynı şekilde. Buraya tekrar tepe kısmına iki tane sık iğnemi yaptım. Diğer motifimin üstünden tığımı battım. Ve buraya tekrar bir iki tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, en taban kısmına kadar birer zincir çekerek battım. Bakın buralardan bu şekilde ekledim. Battım. Buradan tekrar şuraya kurduğum kayadan bir tane kaya kurup sizlere döneceğim. Bakın şöyle göstereyim. Eklememizi buradan yaptık. Şimdi buraya bir tane kaya kurdum. Uç kısmına kayanın bitiminde buraya bir zincir çekip başına sarıp ortasına batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dolgunun arkasından batıyorum. Bir kere battım. Çıkarıyorum. 2, 3, 4, 5 ve şöyle 5. Bir zincir çekip aynı dip kısma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kenarlara batarak bir önceki yaptığımız gibi en taban kısma kadar iniyoruz. Evet, taban kısma indik. Buradan tekrar ne yapıyoruz? Şuradaki gördüğünüz gibi uçlarını tamamlayarak buradaki şöyle kameram netledi. Buradaki bu şekilde kenarları bitireceğiz. Bakın. Daha sonra da bunun şöyle üst kısmının yapımını göstereceğim sizlere kısaca. Böyle yanındaki modeli de bitirdim. Motifi de bitirdim. Bu motiften 5 tane bir havlu kenarına rahatlıkla gelir. Şu kenarına pimpirik yaparak bitirdim. Yanına motif ekleyeceğiniz için, yapanlar için söylüyorum. Bu kenarına bu şekilde boş bırakacaksınız ki diğer motifi şu kenara ekleyebilirsiniz. Bitiş kısmına bu şekilde ekleyeceksiniz. En son motife buradan ne yapıyorum? Şu kenar kısmından batıyorum. Buradan herkes kendi eline göre burayı ayarlayacak. Sadece burayı ben sizlere fikir amaçlı gösteriyorum. Alt zinciri çektim. Sıradakine batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Bakın her araya buradan bir tane batarak ikişer zincir çekiyorum.
burayı ayarlayın. İster iki arada bir batın. Bakın üst kısmına göz kararı tamamen ayarlayarak yapıyorum. Bunun üzerine iki sıra böyle kafes gideceğiz. Daha sonra orta kısmına gül kursuyla bir desen daha koyacağız. Şuradan batıyorum. Şöyle bakıyorum. Bakın şu kafese battım. Şöyle ölçerek göz kararı yapıyorum. Şuradan bir tane atlayalım. Dibine batalım. Şunu şöyle çekersek burası tam olur. İki sıra bu şekilde yapacağız. Şu ara kısmını da göstermek istiyorum. Şu ara kısma geldiğinizde bakın bu araya arasının büyüklüğü ne kadarsa 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Bakıyorum 9, 10 zincir çekip başına sarıyorum. Şuradan sıradaki kafesin içerisine battım. Böyle devam ediyoruz. Birinci sıra, ikinci sıra kafesi de yapıyoruz. Üst sırasını iki sıra bu şekilde kafesinizi yaptık. Şimdi nar çiçeği rengimizi gideceğiz bir sıra. Şu kenar kısmından tığımı batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başına 1, 2 kez sarıyorum. 1, 2 tane kafes atlayarak 3. kafese battım. Bakın bu şekilde 1, 2 zincirimi çekiyorum. Başına sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dolguyu yapıp hemen yanındaki kafesin içine geçiyorum. Bakın. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekip başına 2 kez sarıyorum. 1, 2 tane kafes atlayıp 3.'ye batıyorum. 2, 2, 2 çıkarıyorum. Üst kısmını bu şekilde yapacağım. Daha sonra bunun üstüne de 2 sıra şu şekilde kafes yapıp modelimi bitireceğim. Gösterdiğim gibi üst kısmının bir sıra gittim. İkişer tane kutucuk atlayarak bu şekilde nar çiçeği bölümünü gittim. Modelimiz böyle oldu. Bitmiş hali. Bir de bu ütüsüz hali. Şu üstünün kafes kısmını ben iki sıra değil de bir sıra gittim. Şu kafes kısmında iki sıra gidebilirsiniz. Bakın aralarına zincir toplamda bunların aralarına ben 11 tane zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3 şu kenara batarak 4 tane kutucuk yaptım. Tabii ki herkesin eli farklıdır. Siz de elinizin sıklığına, seyrekliğine göre üst kısmını ayarlayın. Gayet güzel ve şık oldu bence modelimiz. Yepyeni, çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.